LGS'ye son 36 gün 4 günlük muhteşem bir tatile giriyoruz. Bu tatilde netlerimizi daha da artırabiliriz, daha sıkı çalışabiliriz ve bu 4 günde belki de 4 puan, belki de 40 puan artırabiliriz. Niye? Çünkü sabahtan akşama kadar evde olacağız ve bu sıkı süreyi, bu iyi süreyi sıkı değerlendirirsek mükemmel bir başarı elde edebiliriz. Günün sözüne baktığımızda Oprah Winfrey diyor ki, hedefiniz her ne olursa olsun ona sadece çalışarak ulaşabilirsiniz. Bu gerçekten çok doğru bir cümle. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. Çalışan kazanır elması kızır. Resmen atasözleri videosuna döndü. Gelelim günün yorumuna. 736 beğeni almış Umut Nair. Yine 750 36 tane de yorum yazmış ama biz bunları kısalttık. Ee, cevapladıklarımızın bazılarını eledik. Cevaplasak bile yine onun sorduğu soruların çoğuna yer vermeye çalıştık. Gece yatmadan kitap mı okuyalım, Kelime tekrarımı mı yapalım? Bence kitap okumak çok daha faydalı. Ama kitap okurken böyle fen bilgisinde, inkılap tarihinde konuları hatırlamanı sağlayacak, onları böyle sana öğreten bilgilerde okuyabilirsin. Kelime tekrarı değil eğer İngilizce kelime tekrarıysa bu da tabii ki eğer İngilizce eksiğin varsa senin için faydalı olabilir. Dolayısıyla İngilizcen eksikse kelime tekrarı yap. Ama bir gün kelime tekrarı, bir gün kitap okumak daha faydalı. Eğer İngilizcen normalse bu durumda kitap okuması yap diyoruz sana. İnkılap ve matematikte nasıl daha iyi olabilirim? Birincisi İnkılap tarihi'nde arkadaşlar sorular belli. Yani geçen sene sorulan sorular ve örnek sorulara baktığınız zaman esas da sorular da size bakıyor. Çünkü hep benzer şeyler sorular. Mesela biz ana deneylerimizde sizlere sorular hazırlarken hep örnek sorulardan ve aynı zamanda milletim Bakanlığı'nın yaptığı eski sınavlardan bakaraktan onları aynısı bir daha nasıl sorulabilir şeklinde düşünerekten geldik. Yani buradaki bazı ifadeleri iyi bilseniz, bol bol örnek soruları ve Milliyetin Bakanlığı'nın geçmişte sorduğu LGS sorularını çözseniz ve bizim kaynaklarımızı kitaplarınızdaki veya da kendi elinizdeki kitaplardaki sorulara baksanız benzer şeyleri sorduğunu göreceksiniz. İnkılap tarihinden korkmanıza gerek yok. Sadece çalışmanız yeterli. Soruların ne şekilde sorduğunu bilmeniz yeterli. Bunu her zaman söylüyoruz. Milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberliğin ne olduğunu bilirseniz ve bütün olayları bu çatı altından toplayabilirseniz ve olayların da bir şekilde ardından boğuluyor. Ardından boğuluyor şeklinde zihninizde kodlarsanız hiçbir sıkıntı yok. Mesela Gümrü Anlaşması yapılıyor. Bu milli bağımsızlıkla alakalı. Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bu milli egemenlikle alakalı. Tekalifi milli emirleriyle ülke kurtarılmaya çalışılıyor. Bu milli birlik beraberlik ve milli bağımsızlıkla alakalı. Milli egemenlikle hiçbir alakası yok mesela. Bunu net bilirseniz olayları kafanıza net bir şekilde oturtmuş olursunuz. Matematiğe baktığımızda ise matematikte her zaman söylediğimiz yöntem belli arkadaşlar. Tost yöntemi yani temel, orta, sınav tarzı yapmanız lazım. Burada izin verirseniz şuradan almak istiyorum birazcık kitaplarımız. Sizler için bayağı bir kitabımız olduğundan bulmakta zorlanıyoruz. Tost yöntemi nedir arkadaşlar? Eğer matematikte direkt olarak bu tarz bir soruya geçerseniz veyahut da direkt bu tarz bir soruya geçerseniz sıkıntı yaşarsınız. Ama ilk başta biraz daha kolay. Sonra biraz daha zor. Sonra sınav tarzı soru geçerseniz adım adım soruyu yapmaya başlarsınız. Dolayısıyla direkt sınav tarzı soruları çözmek zor. Sınav tarzı sorulara geçtiğinizde de hemen ben bunu iki dakikada bitireceğim dememelisiniz. Bazen üç dakika, dört dakika, beş dakika bile verebilirsiniz. Yeter ki siz vazgeçmeyin. Sözel derslerde şıklar arası çelişkide kalıyorum ne yapmalıyım? Bu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bilgi eksikliğiniz azaldıkça şıklar arasında kalmayacaksınız. Yani şöyle düşünün. Mesela siz Türkçede bir soru yaptığınızda Mesela tasarruf bir şey iradeli harcayarak onun bir bölümünü artırmıştır. Hangi tasarrufla ilgili değildir? Burada işten artmaz diye işten artar. Her çok azdan olur. Ayağını yorgan özet göre uzat. Azıcık aşım kaygısı başım. Şimdi burada cevap net bir şekilde belli. Ama sen bu atasözlerin anlamını bilmiyorsan ne yapacaksın? Diyeceksin ki aa bir dakika bu muydu bu muydu bu muydu? Bu. Aslında bak birçoğu şimdi cevabı biliyor. Ya yani bu, bunun cevabı budur diye biliyor. Ben de biliyorum cevabı ama söylemeyeceğim. Ana denemelerini alanlar çözsünler. Fakat burada kesin olan bir şey varsa bilgi eksikliğinden çelişkide kalır öğrenci. Zaten iki kişi arasında kaldıysan da genellikle ikisi de cevap değildir. Ama yine de çelişkide kalıyorsan bu da birazcık kaynakların kötü olmasıyla ile kalır. Bazen bazı kaynaklar çok çelişkili soru soruyor. Bu senin hatan değil. O ayrı mesele. LGS yaklaştıkça sinirlerin bozuluyor. Sizce LGS nasıl olacak? LGS arkadaşlar çok güzel olacak. Birincisi en iyi sınav hangi sınavdır biliyor musunuz? en iyi sınav bitmiş sınavdır. Bitmiş gitmiştir bir kere kurtulacaksınız. Bu çok güzel. İkincisi sınav gününe kadar moralinizi bozmadan sıkı sıkıya dikkatinizi atmadan çalışırsanız sınav günü geldiğinde de harika bir sınav olacak ve sınav anının da etkisiyle şimdiye kadar yaptığınız en iyi sınavlardan birini geçireceksiniz. Yeter ki vazgeçmeyin. Zaten şu anda diyelim ki vazgeçtim. Ben yapamıyorum ama sinirlerin bozuluyor vazgeçtim. E tamam vazgeçtin ne olacak biz çalışmaya devam ediyoruz. Biz buradayız arkadaşların test çözmeye devam ediyor. Sen niye vazgeçtin vazgeçmeseydin bak az bir zaman kaldı bizimle beraber sen de çalışsaydın dememek için hiçbir şekilde vazgeçme. LGS'ye kadar sen sinirlerini bozma git LGS'nin sinirini boz. Daha çok çalış LGS desin ki ya bu Umut nasıl bir adam ya vazgeçmeyecek herhalde ya galiba kazanacak Umut üf ya desin sen onun sinirini boz. matematik yapıyorum. Ama paragrafta zorlanıyorum. Kitap mı okumalıyım, test mi çözmeliyim? Matematik yapıyorsan öncelikle alkışlıyorum seni tebrikler. Paragrafta zorlanıyorsan test çözmelisin. Çünkü şu anda sınava az bir zaman kaldı. Kitap okumak için yeterli bir zaman yok. Ama dinlendiğin anlarda, test çözmediğin anlarda kitap okuyabilirsin. Fakat şu anda bol bol paragraf sorusu çözmelisin. Her zaman örnek görüyoruz. Paragrafon gibi ve elinde başka kaynaklar varsa onlardaki soruları dikkatli bir şekilde çözmelisin. Zaten deneme çözdüğünde de bayağı bir paragraf sorusu çözmüş oluyorsun. Hocam fen netlerim iyice düştü. Nasıl çalışmalıyım? İyice derken bu birazcık tedirginlik verici bir şey. Lütfen hiç tedirgin olma. İyice demene gerek yok. Arada bir iner çıkar ama sınava doğru en yüksek netlere ulaşacak. Bu durumda yapman gereken şey eksik olduğun konuları belirle. Yani deneme analizi yap. Bakın bizim denemelerimizde şöyle bir özellik var. Siz bunu aldınız ya şurada diyelim ki şu ilk denemeyi böyle çıkarıp koparabiliyorsunuz. Bu çok özel bir özellik. Yani kitabı buraya koy, yanında tek tek gerçek sınav haline yapabiliyorsunuz. Çünkü gerçek sınavda böyle kitap vermeyecekler. Ama Burada esas önemli olan şu kısım arkadaşlar. Şuradaki detay, detaylı analizler. Bu analizleri yaptığınız zaman yani ben hangi konuda ne kadar eksim dediğiniz zaman. Diyelim ki siz şurada bir soru yanlış yaptınız. Atıyorum de bu soru yanlış yaptınız. Fendeki altın soru yanlış yaptım. Fendeki altın soru neyle alakalıymış? Tek karakter çaprazlaması. Sen tek karakter çaprazlamasını bilmiyorsan bununla alakalı bir kez daha bilgini kontrol et. Ve bu konuyla alakalı sorular çöz. Dolayısıyla böylece artık yanlışların e, artmayacaktır, azalacaktır. Türkçe dersin berbat. Bunlar farklı kişiler galiba. Farklı arkadaşlar oluyor. Birinde matematik yapı falan. Kitap okumak ve paragraf çözmek dışında ne yapabilirim? İnşallah LGS güzel geçer. Kitap okumak ve paragraf çözmek haricinde yapman gereken şey öncelikle taktiksel videolara bir bak ve ardından da soru çöz. Yani Türkçe ile alakalı mesela biz 6 adımda Türkçe'yi bitirmek için hocam amma bağlı yaptınız diyorsunuz ama yapabileceğim bir şey yok. Bunlardan sizin kazanacaklarınız çok çok daha fazla. Yani iyi bir süper bir fen lisesi, anı girdiğiniz zaman bunların hiçbir önemi kalmayacak. Harika günler sizleri bekliyor. Şimdi burada mesela biz Türkçe ile alakalı belli adımlara böldük. Her adımda Türkçe'yi bitirmeye hedefledik ve dedik ki mesela bu adım cümlede anlam adımı ama cümlede anlamla bağlantılı cümlenin ögelerini çözün dedik. Veyahut hatta Başka bir adama baktığımızda mesela başka bir adamın girişini göstermek istiyorum. Çok izin verirseniz. Evet. Şöyle gösteriyorum dördüncü adımdan sonra. Burada mesela parça yapı yapmışız ama parça yapının içerisinde o kadar uzun paragrafın içerisinde bazı noktalamaları tekrar sizinle noktalama işaretle gittik. Yani hep bir mantıkla ilerledik. Türkçe matematik tabii en fazla test Her bir adımda böylece yeni nesil sorularla konuları bitirmen istedik. Dolayısıyla Türkçeyi de veyahut da eksik olduğun feni de bu altı adımda hızlı tekrarla halledebilirsin. Şimdi inşallah LGS güzel geçer demiş. İnşallah LGS mükemmel geçer. Gün okuluna baktığımızda Behçet Kemal Çağlar Anadolu Sesi 9.61 dilimiyle alıyor. Mimarlık Mühendislik Eğitim Fakültesi sizlere hak ediyor. Yani sizler süper öğrenciler olarak bu okula girebilirsiniz. İyi yapmışlar baksanız açısı falan her şey harika. Bir geliyoruz Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi. Ha, i̇stemeyenler başka okula gidebilirler ama bu okul isteyen arkadaşlarımız varsa geliyorlar. Lütfen okulda son temizliklerinizi, dezenfektanlarınızı yapın geliyoruz biz. Evet ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bu dört günlük tatil sürecini bomba gibi değerlendirin arkadaşlar. Hadi bakalım.